Melis'i sevgilisi evli, Urfa'da yaşıyor. Sosyal medyada, TikTok'ta tanışıyorlar. Melis evli olduğunu biliyor. Adam da diyor ki zaten evliliğimde sorunlar var ama tanışıp aşk yaşamaya başladıktan sonra boşanma davası açılıyor. Şiddet görüyor. Şiddet gördüğünü dün itiraf etti. Bırakmıyor, tekrar dönüyor. Mantığım devre dışı. Anıl artık şunu sorduk. Çünkü kafamızda o geldi, direkt aklımıza o geldi. Tehdit mi ediliyorsun? Şantaja mı uğruyorsun? Abi bu yani zorlama koskoca bir ilişkinin içinde tutuyorsun. Var, koskoca emniyet var. Tehdit ediliyorsun, şantaja uğruyorsun gidiyor falan diye. Gidiyor şikayetçi oldu. Sonra çekiyor o zaman. Barıştığına daha göre çekiyor. Daha henüz çekmedik diyor ama belli ki barıştığına çekecekler. Göre çekecek. Tabii. Çekecek. Bir kere şiddetin hiçbir şekilde affı olmaz. Küçücük bir fiske bile bu sözle de olsa. Tabii. El kaldırmayla ki yapılan şey bayağı darp edildiğini anlatıyor. Evet. Görmedik, bilmiyoruz. Bunun hiçbir affı olamaz yani. Bir adam diyor ki öncekinde de diyor eşine diyor darp uygulamış diyor. İşte şiddet göstermiş. Devamlı kavgalar. Bir kere böyle bir adam ki... Şimdi ben beden dili de çalıştığım için, evet, adamın yüz suratına baktığımız zaman adam belli potansiyel şiddet adamda. Şimdi sen bu adamı tekrar alıyorsun, bunu çok güzel bir şeymiş siz gibi burada anlatmaya başlıyorsun. Ben darp gördüm. Merhaba. Ne oluyorsun da geliyorsun, ben gene barıştım. Şimdi kimse hiçbir şeyde hak etti diye asla bir kelime kullanılmaz. Ama bundan sonra bir şey yaşadığı zaman şiddette ne olacak? Diyeceğiz ki abi sen bundan dayak yedin. Sen bununla karakolda birbirine girdin. Seni bütün aile darp etti. Allah, sen hala geliyorsun. Sözünü balla keselim. Çünkü Reşit Bozdağ'ın eşi, Melis'in Urfa'da sevgilisi, yaşayan eşi, evli sevgilisi Reşit şu anda telefon attığımızda dün Melis'in anlattıklarına karşın o da bir şeyler söylemek istiyor. Boşanma davası açtığını söylemişti Melis dün eşine. Bağlıyoruz Hanife Hanım. Yarın merhaba, iyi yayınlar. İyi yayınlar. Sadece ben size şunu söylemek istiyorum. Boşanma davası belki şu an açılmış olabilir, evet. Ama ben eşimi evden gönderdiğim zaman araba almaya gidiyorum diye gitti. Bizim boşanma gibi bir sürecimiz asla yoktu. Evet, her evlilikte problemler, sorunlar olabilir. Hepimiz sorun yaşıyoruz. Ama onun dediği gibi hani boşanma, o bu şu, daha önce böyle bir sorunumuz yoktu. Şöyle başlayalım. Siz Urfa'da yaşıyorsunuz. Evet, kaç yıldır evlisiniz? 12 yıl. 12 yıldır evlisiniz. Çocuklarınız var. Evet, 3 tane çocuğumuz sorunsuz, var. Sorunsuz iyi giden bir evliliğiniz mi vardı? Diyor mu, her evlilikte evet problemler olabilir. Hepimiz sorun yaşıyorduk. Ama hani boşanma süreci diye bir süreç asla olmadı. Reşit Bey yoktu yani. Evet, Reşit Bey İstanbul'a araba almaya gidiyorum diyerek mi evden çıktı? Zaten aldı da evet, araba almak niyetiyle gitti yani. Evet. Siz daha önce gitmeden önce böyle bir ilişkisi olduğu, olabileceği yolunda bir şüpheye düştünüz mü? Asla, kesinlikle. Zaten benim eşim 3-4 yıl falandır TikTok kullanıyor. Melis denilen şahıs da zaten 2-3 aydır TikTok'a girmiş bir bayan. Hani daha önce evet sosyal medyadaydı ama TikTok kullanıcısı değildi. Zaten yeniydi. Ama ne zaman başladı, ne zaman konuşmalar oldu bilmiyorum. Siz bu ilişkiden ne zaman ve ne şekilde haberdar oldunuz? Ben bu ilişki ilçedeki evime kıyafetlerimi al, ilçedeydim ben depremden dolayı. İle gidip kıyafetlerimi almaya. Sonra Melis'le beraber herhalde Urfa'ya gelmişler. Kapıma kadar gelmişler yani. Onlar ilçede olduğumu düşünerek sonra onları kapının yanında gördüm yani. Reşit Bey size şiddet uyguluyor muydu? Öyle bir ifadesi var çünkü. Ya sonuçta her evlilikte itme kalkma olur ama hani... Her evlilikte itme kalkma olmaz. Şiddet gerçek olmaz. Bir suçtur. Yok. Evlilikte itme kalkma diye bir şey olmaz. Yo, hani ne bileyim hani insanlar birbirini iter kalkar falan evet ama onun dışında o kadar hani ya da Melis'in dediği gibi ben bilmiyorum. Siz şiddet gördünüz mü görmediniz mi? Aslında bunun cevabı çok net. Ben şiddet gördüm demiyorum. İtme kalkma gördünüz. Bunda hani insanlar didişir, kavga eder falan filan öyle yani. Ne yapıyordu? Mesela itişip kakışırken yumruk falan atıyor muydu ya da sizi dövüyor muydu? Nasıl bir itişip kakışmaydı? Yok, benim öyle bir sorunum yoktu yani. Fiziksel bir şey yoktu diyorsunuz. İtip kakıyor sadece. Peki her şey
bir araba almak için İstanbul'a gelmesiyle başladı. Hemen şuradan devam edelim. Lütfen şuradan devam edelim. Araba almak için İstanbul'a geldi. Sonra neler değişti? Yani bu araba almak için... sonra araba almaya gidiyorum diye gitti ya. Herhalde bununla görüşmüşler. Sonra bir daha dönmedi mi? Bir daha dönmedi işte, sadece gittikten bir 10-15 gün sonra falan mı döndü işte. O da ben tesadüfen evdeydim çünkü depremden dolayı ben ilçeye geçtim. Ben ilçeye geçtiğim için yani Melis'i alıp sizin oradaki eve mi getirmiş? Bizim oradaki evin orada yaşadığımız, ikamet ettiğimiz yere gelmiş. Peki oradan karşılaşınca size ne dedi? Bir saniye. Nasıl tanıttı size? Evet, siz karşılaşınca ne yaşandı? Sonuçta biz karşılaşınca hiçbir şey yaşanmadı. Onlar araba binip gittiler hiç çıkmadan. Ben de sadece hani bir daha benim evime getirmesin diye karakola gitmek istedim. Orada biz bir şey yapamayız deyince ben tam çıkmak üzereydim. Her ikisinin karakola geldiğini gördüm. Karakola geldiğini görünce kendimi tutamadım. Hani şiddet evet iyi bir şey değil. Sadece tutup saçlarından çektim, bu kadar yani. Hani darp olayı budur. Onun dışında da hani başını yere mi vurmuşum, o bu şu diye bir şey hiçbir zaman olmadı yani. Yani akrabalar olarak Melis'in üzerine... Hayır, ben ve annem vardık zaten içeride. Dışarıda evet bu olaydan sonra akrabalarım falan geldi ama hani ona mı saldırdılar, o bu şu değil. Ben vardım, bir de annem vardı. Ben saçını çektim. Bir şey zaten soracağım. Bir şey sorabilir miyiz? Reşit Bey size Hanife boşanalım diyor mu, yoksa biraz idare et ben sonra sana döneceğim mi diyor? Ben ne diyor? Melis'i ne diye tanıttı ona? Ben bu olaylardan ona sonra zaten onu her yerden engelledim. Sana ne diye tanıttı onu? Ben eşimi kendi elimle gönderdim. Bizim boşanma gibi bir sürecimiz yok. Arabayı bile hani almaya gitti, arabayı bile ben ve çocuklarım seçtik yani. Bu derece ben size sadece samimiyetimle söyleyeyim. Ben sadece onların orada kapımın yanında görünce evet bu kadınla birlikteymiş diyebildim. O da ben görmedim, gelinimiz gördü. Yine inanmadım ta ki karakolda ikisini yan yana görene kadar yani. Seni evdeyken tanıştırmadı yani, bak ben bunu aldım geldim işte falan diye. Yok yok, hayır öyle bir şey yok, öyle bir şey olabilir mi? Evet. Oraya kadar getirdiğine göre her şeyi planlamıştır hani kafasında. Siz boşan... Ama hayır, onun getirme sebebi neymiş herhalde? Çünkü ben evde değilim. Ben evde olsam zaten onu cesaret kapının yanına kadar getiremez. Herhalde evimi gösterecekti, sadece önünden mi geçti onu bilemem. Hani içindeki düşüncesi, fikri neydi ben bilmiyorum. Sadece herhalde belki de oradan geçip ben burada yaşıyordum demek istemiştir. Ama ben tesadüfen gördüm zaten, çünkü ben ilçedeydim depremden dolayı. İldeki evimde değildim. Size ne diye tanıttı Melis'i? Ne diyor? Arkadaşım mı diyor? Yo, ben konuşmadım. Sadece ben bu olaylardan sonra eşimi her taraftan engelledim. Hiç konuşmadım. Siz boşanmayı düşünüyor musunuz? Ya ben şu an bu konu hakkında konuşmayacağım. Hani boşanmayı düşünüyor muyum, düşünmüyor muyum? Sadece ben size bağlanıp şu an gerçekten söylenecek çok şey var ama ben yine de susacağım. Çünkü ben onun dediği gibi ya yüzümü böyle ak yapıp o ekran önüne ben çıkamam. O yapıp çıkabiliyorsa ben bu insan için başka bir şey de diyemem. Eğer ki sen 3 çocuğun vebalini alıp evli baklı bir adamla evini alıyorsan ben hiçbir şey diyemiyorum. Ha, evet, şiddet iyi bir şey değil. Kadına şiddete her zaman hayır diyoruz. Eğer ben şiddet görsem kulaklarım içine kadar kanlar geliyorsa, yok benim başım yerlere vuruluyorsa ben ertesi günü bir ekran önüne çıkıp konuşamam.